Merhaba arkadaşlar, hepinizi iyi akşamlar diliyorum. ÖSYM ayarında güzel bir soru çözeceğiz. Soruda fx fonksiyonu verilmiş, fonksiyonun tersi kendisine eşitmiş. Bu denklemi sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar aslında mantık şu, fonksiyonun tersini buluruz. Sonra fx'i buraya yazarız. İfadede her birini bir tarafa toplayıp denklemi sıfır yapan kökleri bulmaya çalışırız. Mantık bu. Şimdi o zaman biz soruda nasıl ilerlemeliyiz? Fonksiyonun tersini mi almalıyız? Almaya çalışalım arkadaşlar. Tabii ki tersini alabilmek için burayı daha basit hale dönüştürmemiz gerekiyor. Belki aklımıza şu gelebilir. x küp artı 3x kare artı x artı 1'in küpüne benzetmeye çalışıyorum. 3x artı 1 ekliyorum ve eşitliğin bozulmaması için de eksi 3x eksi 4 ekliyorum. Burayı topladığımızda bize sorudaki ifadeyi vermektedir. O zaman düzenlemeyi devam edelim. Burası x artı 1'in küpüdür. Eksi 3 parantezin alıyorum. x artı 1 eksi 1 geldi. Peki sevgili arkadaşım buranın tersini alabilir misin? Kocaman bir soru işareti. O zaman soruya farklı açıdan yaklaşmalıyız. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Aslında fonksiyonun tersinin fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğunu. Örnek veriyorum karşımızda şöyle bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Biraz daha şöyle çizeyim. Böyle bir fonksiyon olsun. y eşittir x doğrumu çizeyim. Evet buradaki fonksiyona fx demiştik. Şimdi bu fonksiyonun y eşittir x'e göre simetriğini alayım. O zaman arkadaşlar bu şekilde mi oluyor? Bu şekilde oluyor. Burası da nedir? Fonksiyonun tersidir. Şimdi buradaki mor eğri ile mavi eğrinin kesiştiği nokta aslında bu denklemi sağlayan noktadır. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ben burada fonksiyon ile fonksiyonun tersini ortak çözmek yerine bu nokta aynı zamanda y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için fx ile y eşittir x doğrusunu ortak çözüp kesiştiği noktayı bulabiliriz. O zaman arkadaşlar fx'imizi yazıyorum. x küp artı 3x kare eksi 3 eşittir. y eşittir x dediği için de x'e eşitliyorum. Bunu bu tarafa alıyorum x küp artı 3x kare eksi 3 eksi x eşittir 0. ifademi düzenliyorum x kare parantezine aldım. Burada da eksi parantezine aldım. Bu şekilde arkadaşlar x kare eksi 1 çarpı x artı 3 eşittir 0 geldi. Hadi biraz daha uzatayım. x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 3 eşittir 0'dan. Buradan 1 kökü buradan eksi 1 buradan da eksi 3 gelir. Bunların toplamı sorulmuş. Cevabımız eksi 3'tür.